Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu die demonstrativ pronomen. Bunun datif halini görüyor olacağız bu dersimizde. Hazırsanız dersimiz başlasın. İşaret zamiri anlamına gelen demonstrativ pronomen arkadaşlar, hatırlayacak olursanız önceki derslerimizde nominatif ve akusatif olarak incelemiştik. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa şimdiden söyleyelim. O ilgili ders videosunu izlesinler ki, daha doğrusu o ders videolarını izlesinler ki burada bir eksiklik olmasın. Şimdi burada arkadaşlar datif olarak ele alıyoruz örneklerimizle. İsterseniz ne demek istediğimi, bu işaret zamirlerin datifte nasıl incelendiğini, nasıl dönüşüme uğradıklarını bir inceleyelim. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar, der Mann kommt immer mit demselben Hut zur Firma. Anlaşıldığını düşünüyorum cümlenin. Adam firmaya immer, her zaman mit demselben Hut, aynı şapkayla geliyor demiş oluyoruz. Şimdi burada arkadaşlar işaretlemiş olduğum yapıya baktığımızda, bir defa datif olması için cümlenin içerisinde ne gerekiyordu arkadaşlar? İşte mit gibi, in gibi yapıların olması gerekiyordu, öyle değil mi? Baktığımızda mit var. Dolayısıyla der Hut neye dönüşecek? Dem'e dönüşecek. Ben mit dem Hut da diyebilirdim. Ancak aynı şapkayla diyecek olursam mit demselben Hut demem gerekiyor. Bu durumda adam firmaya aynı şapkayla geliyor her zaman dediğimde, der Mann kommt immer mit demselben Hut zur Firma demiş oluyorum. Demek ki arkadaşlar burada ne yapmam gerekiyor? Datif olarak ele almış olduğum dem Hut ne oldu? İşaret zamiri şeklinde ele alınacak olursa mit demselben Hut formuna dönüşmüş oldu. Öyle değil mi? Demek ki adam her zaman aynı şapkayla firmaya geliyor dediğimizde, der Mann kommt immer mit demselben Hut zur Firma demiş oluyoruz. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Familie Öztürk und Familie Grün wohnen in demselben Haus. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar gayet anlaşılır bir cümle olduğunu görüyorsunuz. Ne diyor? Öztürk ailesi ve Grün ailesi aynı evde oturuyor, aynı evde yaşıyor, değil mi? Şimdi buraya baktığımızda das Haus, değil mi? Ne olacak datiflikte? Dem Haus'a dönüşecek. In demselben Haus, değil mi? Aynı evin içinde, aynı evde anlamında. Dolayısıyla mit demselben Haus demiş oluyoruz ki das demek ki dem'e dönüşüyor. In demselben denildiğinde de demek ki aynı evde oturuyorlar anlamı doğmuş oluyor. Dolayısıyla Familie Öztürk und Familie Grün wohnen in demselben Haus demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe baktığımızda Manfred geht mit derselben Dame ins Kino. Manfred, bu bir erkek ismi. Die Dame, hanım. Das Kino, bunu zaten biliyoruz değil mi? Sinema. Ne diyor cümlemiz? Manfred aynı hanımla sinemaya gidiyor dediğimizde, şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar die Dame datifte neye dönüşür? Der Dame, öyle değil mi? Mit der Dame, ancak aynı hanımla birlikte diyecek olursak mit derselben Dame dememiz gerekiyor. Dolayısıyla ne olacak bu? Manfred aynı hanımla sinemaya gidiyor dediğimizde, Manfred geht mit derselben Dame ins Kino demiş oluyoruz. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, die Schauspieler waren letztes Jahr in demselben Theater. Şimdi buraya baktığımızda die Schauspieler, aktörler, aktrisler, yani karma bir şekilde oyuncuları kastetmiş oluyoruz. Tabi bu aynı zamanda sinema oyuncusu da olabiliyor arkadaşlar. Tiyatro oyuncusu da olabiliyor. Ancak burada tabii tiyatrodan bahsedildiği için tiyatro oyuncuları kastediliyor olsa gerek, öyle değil mi? Letztes Jahr, geçen yıl. Bakın burada oyuncular geçen yıl aynı sinemadaydılar, düzeltiyorum, aynı tiyatrodaydılar demiş oluyoruz değil mi? Bakın das Theater neye dönüşecek datifte? Dem Theater, in dem Theater, o tiyatroda. Ancak aynı tiyatroda derken
in dem selben demem gerekiyor. Dolayısıyla oyuncular geçen yıl aynı tiyatrodaydılar diyecek olursak ne dememiz gerekiyor? Die Schauspieler waren letztes Jahr in demselben Theater demiş oluyoruz. Beşinci örneğe bakalım arkadaşlar. Wir fahren mit demselben Wagen in den Urlaub. Evet, in den Urlaub fahren tatile gitmek demek. Öyle değil mi arkadaşlar? Der Wagen, bu da araç, araba anlamında. Mit ile birlikte bakın. Dolayısıyla mit olduğuna göre ne olacak? Burada bir datif dönüşüm olacak. Der Wagen, dem Wagen. Dolayısıyla mit demselben Wagen, aynı arabayla diyeceğim, değil mi? Demek ki daha önceden de aynı arabayla tatile gidildiyse bu durumda ne oluyor? Aynı arabayla tatile gidiyoruz. Bu durumda ne diyeceğiz? Wir fahren mit demselben Wagen in den Urlaub. Biz aynı arabayla tatile gidiyoruz demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden tekrar bir geçelim arkadaşlar. Demek ki ilk örnekte der Mann kommt immer mit demselben Hut zur Firma. Adam aynı şapkayla ne yapıyor arkadaşlar? Firmaya geliyor. Şimdi burada der Hut demek ki datifte neye dönüşüyor? Dem'e dönüşüyor. Bu durumda mit demselben Hut demem gerekiyor, değil mi? Aynı şapkayla ne yapıyor? Firmaya geliyor dediğimizde der Mann kommt immer mit demselben Hut zur Firma demiş oluyoruz. İkinci örnekte Familie Öztürk und Familie Grün wohnen in demselben Haus. Demek ki bu iki aile aynı evde oturuyor diyecek olursak in demselben, demek ki das Haus ne oluyor? Dem Haus, in dem Haus, bu durumda in demselben Haus demem gerekiyor. Manfred geht mit derselben Dame ins Kino. Bakın burada die Dame, hanım, değil mi? Aynı hanımla diyecek olursak demek ki die dere dönüştüğünden dolayı mit derselben Dame, aynı hanımla birlikte, değil mi, sinemaya gidiyor dediğimizde Manfred geht mit derselben Dame ins Kino demiş oluyoruz. Sonraki örneğe baktığımızda die Schauspieler, bakın burada çoğul durumda, değil mi, oyuncular waren letztes Jahr in demselben Theater. Bakın das Theater dem Theater'a dönüşüyor, değil mi, datifte. Bu durumda in demselben Theater, yani aynı tiyatrodaydılar, değil mi? In demselben Theater, bu durumda die Schauspieler waren letztes Jahr in demselben Theater demiş oluyoruz. Beşinci örneğe baktığımızda wir fahren mit demselben Wagen in den Urlaub. In den Urlaub fahren demek ki tatile çıkmak demek, değil mi? Aynı arabayla derken der Wagen, datifte dem Wagen. Bu durumda mit demselben Wagen, bu durumda wir fahren mit demselben Wagen in den Urlaub demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Mann kommt immer mit demselben Hut zur Firma. Der Mann kommt immer mit demselben Hut zur Firma. Familie Öztürk und Familie Grün wohnen in demselben Haus. Familie Öztürk und Familie Grün wohnen in demselben Haus. Manfred geht mit derselben Dame ins Kino. Manfred geht mit derselben Dame ins Kino. Die Schauspieler waren letztes Jahr in demselben Theater. Die Schauspieler waren letztes Jahr in demselben Theater. Wir fahren mit demselben Wagen in den Urlaub. Wir fahren mit demselben Wagen in den Urlaub. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Die Ärzte laufen nicht mit denselben Schuhen in die Klinik. Evet, anlaşılacağı üzere, değil mi? Ne diyor cümlemiz? Doktorlar kliniğe, değil mi? In die Klinik, kliniğe aynı ayakkabılarla gitmiyorlar, değil mi? Demeye getiriyor cümlemiz. Şimdi buraya baktığımızda die Schuhe, değil mi, çoğul olarak ele aldığımızda arkadaşlar aynı ayakkabılarla diyecek olursak mit denselben Schuhen dememiz gerekiyor. Öyle değil mi? Dieselben, mit denselben. Dolayısıyla orada selbe olmasaydı
mit den Schuhen diyecektik değil mi? Datif kuralından dolayı. Ancak burada aynı ayakkabılarla diyecek olursak ve çoğul durumda olduğundan dolayı mit den selben kalıbını kullanmamız gerekiyor. Aynı ayakkabılarla derken demek ki mit den selben Schuhen. Dolayısıyla doktorlar aynı ayakkabılarla kliniğe gitmiyorlar dediğimizde die Ärzte laufen nicht mit den selben Schuhen in die Klinik demiş oluyoruz. Yedinci örneğe baktığımızda Maria kommt nicht zur Party aus denselben Gründen. Evet, die Gründe, bu da sebepler demek arkadaşlar. Aynı sebepler diyecek olursak bakın öncelikle Maria partiye aynı sebeplerden dolayı demek ki belli başlı bir sebep var değil mi? Dolayısıyla aynı sebeplerden dolayı partiye gitmiyor diyecek olursak aus denselben Gründen dememiz gerekiyor. Aynı sebeplerden dolayı dediğimizde. Az önceki de çoğuldu. Bakın bu da gene çoğul. Die Gründe aus den Gründen, o sebeplerden dolayı. Ancak aynı sebeplerden dolayı diyeceğimizden dolayı ne diyeceğiz arkadaşlar? Aus denselben Gründen dememiz gerekiyor. Demek ki Maria partiye aynı sebeplerden dolayı gitmiyor derken ne diyormuşuz? Maria, daha doğrusu kommen, gelmek demek değil mi? Bu durumda Maria kommt nicht zur Party aus denselben Gründen. Demek ki Maria aynı sebeplerden dolayı partiye gelmiyor demiş oluyoruz değil mi? Ve son örneğimize baktığımızda ne diyor örneğimiz? Wir lernen Mathe und Musik von demselben Lehrer. Evet, biz matematik ve müziği von demselben Lehrer, aynı öğretmenden öğreniyoruz derken, ondan derken ne deriz arkadaşlar? Der Lehrer, dem Lehrer şekline bürünüyor. Dolayısıyla von dem Lehrer, o öğretmenden, aynı öğretmenden derken de von demselben Lehrer dememiz gerekiyor. Dolayısıyla matematik ve müzik dersini aynı öğretmenden alıyoruz. Aynı öğretmenden öğreniyoruz derken wir lernen Mathe und Musik von demselben Lehrer diyoruz. Burada ufak bir bilgi vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Alman eğitiminde şöyle bir durum var. Siz diyelim ki matematik öğretmenisinizdir. Başka bir branşınız da mutlaka vardır. Yani Almanya'da siz işte herhangi bir öğretmensinizdir, bir alanınız vardır. Mutlaka şey derler, hani ikinci branşınız ne diye sorarlar. O yüzden bu size garip gelmesin. Ve bu branşlar da birbirinden çok farklıdır. Yani söz gelimi resim dersi öğretmeni aynı zamanda işte fizik dersine giriyor olabilir. İşte beden eğitimi öğretmeni işte ne yapıyor olabilir? Söz gelimi fen bilimleri dersine giriyor olabilir. Fen derslerine giriyor olabilir. Dolayısıyla bu branşlar da birbirlerini destekliyor. Dolayısıyla hani çok yönlü olmak aslında bir nevi o branşta sizin çok daha farklı, çok yönlü düşünmenizi de sağlıyor. O sebepten hani bu herhangi öylesine alelade yazılmış bir örnek değil. Onu da söylemek istedim. Dilerseniz bu örneklerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Demek ki 6. örnekte die Ärzte laufen nicht mit denselben Schuhen in die Klinik cümlesinde demek ki doktorlar kliniğe aynı ayakkabılarla gitmiyorlar demiş oluyoruz. Bakın burada çoğul olduğu için die Schuhe mit den Schuhen, dolayısıyla aynı ayakkabılarla mit denselben Schuhen şeklinde ele alınıyor. 7. örnekte de gene bir çoğul durum söz konusu. Die Gründe değil mi? Maria kommt nicht zur Party aus denselben Gründen. Maria partiye aynı sebeplerden dolayı gelmiyor. Şimdi die Gründe az önce de söylediğim gibi ne oluyor çoğulda? Aus den Gründen, o sebeplerden dolayı. Aynı sebeplerden dolayı derken aus denselben Gründen diyoruz. Ve son örnekte de wir lernen Mathe und Musik von demselben Lehrer, matematik ve müzik dersini aynı öğretmenden öğreniyoruz derken demek ki der Lehrer datifte ne oluyordu? Dem Lehrer, von dem Lehrer, o öğretmenden, aynı öğretmenden derken de von demselben Lehrer dememiz gerekiyor. Dilerseniz bu cümleleri şimdi de doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Ärzte laufen nicht mit denselben Schuhen in die Klinik. Die Ärzte laufen nicht mit denselben Schuhen in die Klinik.
Maria kommt nicht zur Party aus denselben Gründen. Maria kommt nicht zur Party aus denselben Gründen. Wir lernen Mathe und Musik von demselben Lehrer. Wir lernen Mathe und Musik von demselben Lehrer. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde die demonstrativ pronomen konusunun alt başlığı olan datif konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.